Eski şairliklerim gitti gözümden. Gayridir başka bir hal koşanıyorum. Azık yoldaş olmaz. Hadi geç toplukları. Azla doymak, yap deş insan zamanlarını. At al, at bin, at kuşan da ciğerlerin koş. Davran bre çocuk, doyma ilk sulardan. Hey gözüm, hey gözyaş. Otsuz kaldım. Nice hançer dürdün, sabır balyaladın. Göğsümde bir küçücük derya buldum. Kabına sığmaz bir ceylan yoldaşım. Eteğini toplamış bir sevgili düştü kumsala. Ufacık, kuru dudaklarında bir hasret sayhası. De zarif, inle. Ta ki huzura vardın. Nice yıl isyan durdun, gurbet kaldın. Ne zevkle okudun. Yazamıyorum. Belki de sorun sendedir Akif Bey. Ne yapayım yani, öfleyip püfleyeyim mi? Seni böyle kendine bağlayan bir yazarı kıskandım sanırım. Hiç benim kitabımı böyle okumuyordun. Acılar umudu buldurur bize. Bir zırha büründüm bu çağa. Edep senin, sabır benim derimdir. Askerler üretir, sessiz ve derin. Senin şiirlerin hafızamda diyorsun yani. Hı. Kıskançlığın bir nebze olsun azaldı. Oldu mu? Hadi işine. Ben de okumaya döneyim. Arayan soran yok değil mi? Sen kimden haber bekliyorsun? Hayırdır? Of be deli oğlan. Hadi oldu bu işte. Hayırlı bir haber ver. Ha. Cahit'ten haber bekleme Nur abi. Düşünürse ancak Rasim düşünür. Vay be arkadaş. Bütün Maraş kulak kesilmiş. Abdurrahman Cahit Zarifoğlu'ndan düğün haberini bekliyor. Biz ölsek kimsenin haberi olmaz ha. Allah Allah. Bugün herkesin kıskançlığı tutmuş. Cahit'i asıl kıskanması gereken kişiyi düşünüyorum da. Vallahi yüreğim bıçak arası.
Cahit yarın yok. Cahit Van'a gidiyor. Keyman. Ne Van'a? Ne oldu? Yok canım bir şey. Nasıl yok bir şey? Siz benden bir şey mi saklıyorsunuz? Süleyman. Ya, abla ne oluyor söylesene. Zehra. Şöyle otur da biraz konuşalım. Zehra çıkıyorum ben. Sen niye kalkmadın? Dersin yok mu bugün? Okula gitmeyecek misin? Gitmeyeceğim. İyi değilim. Ne oldu? Ateşin mi var? Dur ben arayayım izin isteyeyim kalayım seninle. Hayır ateşim falan yok. Yalnız kalmak istiyorum. Anladım. Kahvaltı hazır. Bir şeyler ye sonra yine yatarsın olur mu? Bak aklım sende kalmasın. Söz mü? Söz. Edebiyat dergisi. Ben Akif İnan. Ha. Evet. Tamam. Tamam anladım. Elbette. Elbette. İletirim, iletirim. Hayırlısı olsun. Alo. Alo. Konuşsana arkadaş, alo. Demek hala kütüphanede. Büyük suç. Büyük suç yataklık. Çok büyük suç. Akif. Ne oldu? Hayırlısı oldu. Cahit Hazreti Arvasi'den beratını aldı. Bizi bekliyorlar bizi. Nikah şahit lazım. Üstad İstanbul'dan yola çıkmış. Van'da düğünümüz var beyler. Çok şükür. Oh be. Korktuğumuz olmadı.
Ama ben demiştim baylar, nikah gökte kıyıldıysa yerde diller, lal olur. Ve Cahit'i kaybettik. Darısı başına, hatta başımıza. Bilmiyorum Adnan Bey. Şu an bir şey söyleyemem. Daha sonra konuşalım, olur mu? Beni merakta bırakma lütfen Zehra. Şimdi yanında olup titreyen sesindeki hüznü dağıtmak isterdim. Hoşça kalın Adnan Bey. Alo. Alo. Ben Kara Lise Müdürü Fuat Tamtürk. Kiminle görüşüyorum? Ben Cevat. Alo. Ulan hani ben bir şekilde mıknatıs yemişim küçükken de bütün manyaklar da demir mi yemiş ya? Hayırdır Cevat? Biri mi aradı? Fuat Müdür. Telefon sapıklığına başladı herhalde. Sabahtan beri çaldırıp çaldırıp kapatıyor. Fuat Müdür mü? Olacak iş değil. Öğretmen bir de. Olacak iş değil. Yataklık büyük suç. Ya bir eğitici ve bir yönetici olarak buna izin veremem. Eğer bilip de bildirmezsem devlet benden hesap sorar. Sormalı da zaten. Sormalı da zaten. Ama yine de ya doğru çıkmazsa. Ya geçen seferki gibi yanlış olursa. Hasan Efendi! Hasan Efendi! Emret Müdür. O ne lan? Rüyana da mı geliyor artık o müdür? Emine. İyice kendine benzetti seni deli de pelek. Senin artık burada kalman doğru değil. Bu adam saçmalamaya başladığına göre kesin kafasında bir şeyler kurmuştur. Ya adam delinin teki. Onun kafasında kurduğu şeylerin bedelini biz çok ağır ödedik hocam. Hem de çok. Bu adam seni ihbar etmek istiyor. O yüzden de emin olmaya çalışıyor zaten. Efendim. Hayırlı sabahlar Şiir abicisi. Hayırlı sabahlar Nur abi. Van'dan beklediğimiz hayırlı haber geldi. Hazırlan. Düğüne gidiyoruz. Zarif damadımız bizi bekliyor. Şahane. Eyvallah abi. Görüşürüz. Hayırdır hocam, nişan yerine geldi. Söyleyeyim de senin de gelsin. Cahit hocam evleniyor. Hakikaten mi? Cahit Hoca. Kimdi, Zehra Hoca ile mi?
Anılar defterinde gül yaprağı gibi unutuldum, kurudum. Başıma düştü sevda. Başıma tenhalarda kahroldum. Sen kim bilir rüzgarlı eteklerinle kim? Haydi, haydi. Boş mideye işe mi gidiliyormuş öyle? Bu herif sana kahvaltı mavaltı da ettirmez ha. Biraz da o beklesin. Adam gibi otur kahvaltını et. Emine haklı oğlum. Vallahi ben bile inandım o adamın deli olduğuna. Emine sana erzak hazırlasın da o adamın sağa solu belli olmaz. Salmazsa aç kalmıyor orada. İki de döşek gönderelim ana. Hiç erzak gönderilir mi oraya? Oh iyice alıştı der, hiç koymaz bir daha konağa bunu. Baba bak. He. Saatine bak, mesai bitti mi sıvış oradan. Baba sen okula mı taşınacaksın? Yok oğlum, ne taşınması? Çocuğun da kafası karıştı. Hadi nenem başlayın siz hadi. Hayırlı olsun. Tamam. Tamam görüşürüz. Hayırdır kızım? Erdem'in çok selamı var. Aleyküm selam. Aleyküm selam. Cahit abi nihayet evlenmeye karar vermiş. Arvasilerin kızı Berat'ı pek beğenmiş. Yani yakında Van'da düğünümüz var. Hele şükür. Erdem abim de olmasa hayırlı haber gönderen yok. Maşallah. Arvasiler gibi peygamber soyundan gelen kutlu bir aileye damat oluyor ha. Darısı da Meryem'in başına inşallah. La, la. Anam gene la la etmeye başladı. Bir kere de illa desen ölün mü kız? Hadi nenem, hadi. Yani biz hep okulda onları birbirine yakıştırıyorduk. Şaşırdım valla. Görün bu işte. İnsanlar birilerini hep yakıştırır. Ama bir de kader ve nasip diye bir şey var. Hı? Doğru söylüyorsun hoca. Vallahi ben o söylediklerine çok inanmıyordum ama demek ki var. Peki sevgi? Aşk aşk deyip duruyorsunuz sürekli. Aşk her şeyin üstesinden gelir mi? Yani gelecek umutsuz olsa bile aşk kadere kafa tutar mı? Merve'yle mi görüştün? Ne zaman çıktın buradan? Bana ne olduğunu söylemeden, anladın mı? Bana ne olduğunu söylemezsen hatta burada seni seviyorum diye avaz avaz bağıracağım.
Sonra ister anan gelsin, ister dayın gelsin, ister bütün Maraş silah kuşanıp gelsin. Ben ne olup bittiğini öğrenmeden şuradan şuraya da bir adım atmayacağım. Ne olduğunu mu öğrenmek istiyorsun? Evet. Benimle bir geleceğin yok Cevat. Bitti. Aldılar onu elimizden. O işkencede benim başıma gelenleri bilmiyorsun. Merve yoksa... Ya öyle değil Cevat. Sorma bana bunu, ne olur söyletme bunu bana. Ya sorma, söyletme diye bir şey yok. Sen bana bunu söylemezsen ben gidip daha kötü şeyler yapacağım bu sefer. Daha kötü ne olabilir ki Cevat? Sana geleceğimizi elimizden aldılar diyorum. O işkencede kaybettim ben onu. Nasıl? O işkence yüzünden benim... Ne? Benim hiçbir zaman bebeğim olamayacak. Mahvettiler beni Cevat, öldürdüler. Deri deri toprağa gömselerdi de başıma bunu getirmeselerdi. Öğrendin şimdi değil mi? Öğrendin. Üzülme aslanım. Sen aşkına sahip çık. Ve size kader biçmeye çalışanlara karşı o aşkla dire. Çünkü aşk zulme karşı en büyük direnciştir. Ne yapıp edip bu işi çözmeliyim? Ya en gerekli olduğu halde Adnan Bey yok gene ya. Yer yarıldı içine girdi. Yok. Gel. İyi sabahlar Müdür Bey. Zehra Hoca rahatsız. O yüzden derse gelemeyecek, söyleyeyim istedim size. İyiden çivisi çıktı bu okuluna. Önce Cahit Bey yok. Arkadan Erdem Bey zaten kütüphane müdürü olduğundan beri burnu bir karış havada. Okula uğradığı da yok. Ayrıca çocukları çağırıyor ayağına. Ya orası zaten kütüphane mi, yatakhane mi, okul mu anlamadım kardeşim ben. Bir de şimdi üstüne üstlük tuttu katil zanlısını barındırıyor yanında. Yataklık ediyor beyefendi. Siz ne diyorsunuz ya? Ağzınızdan çıkanı kulağınız duyuyor mu siz? Duyuyor. Hem de ne dediğimi gayet iyi farkındayım. Bak Süleyman Hoca. Bilmiyormuş gibi yapma. Bütün Maraş bu konuyu konuşuyor. Bizim anarşist öğrencilerimizden Cevat polis katili mi? Herkes bu konuyu konuşuyor. Ve kendisi okulda yok. Evde yok. Erdem Hoca kütüphanede saklıyor onu. Gözlerimle gördüm. Kendi gözlerimle gördüm. Erdem Beyazıt'la kütüphanede saklanıyor. Açıkçası ihbar edip etmemekte kararsız kaldım. Siz de yardımcı olursanız bütün gerçekler katil mi değil mi ortaya çıkar. Size saldıran kişinin olmadığının ortaya çıktığı gibi mi Müdür Bey? Acele ve önyargılarla hareket etmenin zararını hepimiz yaşadık. Biraz daha sabırlı olsanız, bu olayı beraber araştırsak. Gel. Neredesin sen kardeşim? Saat kaç? Neredesin? Kusura kalma müdürüm, uyuyakalmışım. Ya ben sana erkenden burada olacaksın demiyor muyum kardeşim ya? Gün doğarken yola çıkacaksın, bizden önce burada bulunacaksın değil mi? Vallahi kapının dışına koyarım seni ha. Affedersin müdürüm, bir daha olmaz. Bir daha olmasın bak. Hemen içeriye git. Sınıflarda Zehra Hoca ile Cahit Hoca'nın sınıfları boş. O sınıflara gir, sükuneti sağla. Yoksa kapıya koyarım, çıt çıkmayacak. Hadi bakalım. Gidiyoruz. Burada durduğun her dakika senin aleyhine işliyor. Tamam, nereye gidiyoruz ya yine? Ya hocam ben çok sıkıldım artık ya. İki kelimemi dinlemeden beni yargılayan, mahkum eden babamdan sıkıldım. Rüya görüp beni gidip polise ihbar eden müdürden sıkıldım. Sağdan soldan kaçmaktan, tanımadığım insanlara gidip yaslanmaktan, yıkılmaktan ya çok sıkıldım. Gelsinler, alsınlar, götürsünler beni hocam. Yine nereye gidiyoruz? En sevdiğin adama. Yemenizi abimi, Hakkım, hangisine gidiyoruz? İkisine de değil. Hadi artık isyan etme, düş önüme. Of.
Demek Yeminici abini seviyorsun. Ya seviyorum tabii hocam. Babamdan görmediğim merhameti, şefkati gördüm adamdan. Hatta... Neyse. Bir kitap mitap alayım bari de sıkılmayayım. Gerek yok. Gittiğimiz yerde kitap da çok, katip de. Buyur. Doğru diyeyim kız. Sana yalan borcun mu var? Vallahi bak. Zehra öğretmen hastalanmış. Cahit Hoca da yokmuş. Onlar gelene kadar derslere sen gir Hasanayla dedi bana. Sınıfları asayişe sokacaksın, sükuneti sağlayacaksın dedi. Anladı tabii benim boş bir adam olmadığımı. Kocam büyük bir adam oldu kız. Emine. Bakarsın bugünle kalmaz temelli öğretmen olurum ha. Neden? He bilmem mi? Lan Hasan Ali, bu seninkisi de aç tavuğun rüyası ha. Demek bugün öğretmen olarak derse gireceksin. O kadar güveniyor yani sağ müdür. Ya o kadar yemin billah ettim ya. Ya Emine. Ya o öyle dedi de ben ne anlatacağım bütün gün bu sıpalara? He? Nasıl susturacağım bu veletleri? Sonra ağızlarına sakız olmak var ha. Sınıflardan çıt çıkarsa kapının önüne koyarım dedi müdür. Ya Emine, keşke yerime başka biri olaydı ya. He? Ya bu öğretmenlik iyi güzeldi. Beceremezsem yandım ha. Ya ol deyince olmuyormuş değil mi? Tam zırlama. Sen merak etme, ben hallederim. Kapı haydi. Boş boşuna devlete para yazmasın. Geleyim ben birazdan. Haydi. Emine? Kapattı. Of yoruldum ben. Biraz çizgi film mi izleyek? Meryem abla bire ders ders. Canım sıkıldı benim. Ben de yoruldum. Televizyonda bak bak amca var. Ya olmaz ama. Daha o devler var. Onları kim yapacak? Bak bak amca mı? Kalk anam kalk. Bunların derdi gücü ders çalışmak değil. Ben sana başka iş buldum yürü. Size dediğim gibi tekrarları yapın tamam? Vay Süleyman hocam. Kalbin çok temiz ha. Ben de sana kahve hazırlaydım. Boş ver şimdi kahveyi Hasan Ali. Benim seninle konuşmam gerekiyor. Hayırdır hocam? Bu müdür Cevat'a takmış kafayı. İhbar edecek. Bu çocuğa iftira ediyorlar. Bunu sen de biliyorsun. He bileyim. De müdür gerçekten ihbar eder mi? Yani bugüne kadar yaptıklarını düşünecek olursak... ...şimdiye kadar ihbar etmemiş olması bile büyük şans. Cevat'ı kütüphanede Erdem'le birlikte görmüş. O yüzden bizim ne yapıp edip gidip Erdem'e haber vermemiz gerekiyor. Yoksa Cevat'la birlikte onun da başı belaya girecek. Ana. Ulan Erdem abim olacak ya. Sevdiği kitap okuyor. El kadar bebe de onu anlıyor öyle mi? Neyse iyi. Kitap bitene kadar kalkmaz başından en azından. Naciye, sen acık buraları idare etsen... ...bizim Meryem'le dışarıda işimiz var azıcık. Ama bak kimseye çaktırma. Şerife annem duymasın, papara yedim bir sürü. Olur olur, hallederim de. Siz nereye böyle? İşimiz var. Nasıl bir iş bu ikiniz? Çok ince iş. Halletmezsek çıra gibi yanacak bizim herif. Hadi ben sana sonra anlatırım. Falan anlamadım ben, bir şey bilmiyorum. Anlamayayım hadi anlamayayım ya. Yemenici abiye sordum, ona da gitmemiş. Sanki yer yarıldı, yerin dibine girdi bu Cevat. Cağlık abi de yok piyasada. O ocağa baktım.
Bu ortalıkta yok. Bir gören de olmamış. Tuhaf şeyler oluyor. Allah Allah. Bak bu önemli ha. Sen bu Çağlık abi Merve'nin değil miydi? E tamam işte. Merve'ye soralım gelince. Aman ha. Merve'nin her şeyden haberi var. Dayısıyla ilgili hiçbir şey duymak istemiyor. O yüzden biz Merve'yi unutalım edeler. Başka bir şey düşünelim. Öyle çok merak ediyorum ki abimi Merve'ye. Keşke babamın İstanbul'a gittiğini bilseydi. Matbaadaki makineye parça almak için gitti. En az bir iki gün gelmez herhalde. Bari o sırada abim eve gelip üstünü başını değiştirirdi. Birazcık haber alabilsem ondan. Ben gördüm Cevat'ı. Ne? Ne zaman gördün? Niye söylemedin? Ölüyorum meraktan. Beni görmeye geldi Emin oraya. O kadar çok ısrar etti ki. Ona her şeyi söyledim. Ne yaptın Merve? Keşke söylemeseydin. Yok. Söylemek zorundaydım. Artık benimle bir gelecek düşünmesinin anlamı yok ki Güler. Bunları bilmesi ve anlaması lazım. Ona haksızlık edemem. Cevat iyi bir hayata layık. Onunla çok güzel hayallerimiz vardı. Çocukları çok sevdiğini anlatırdı bana hep. Çok iyi bir baba olacağını söylerdi. Benim hayallerim yıkıldı diye onunkini de yıkılmasına gerek yok. Onun kurduğu bütün hayallerin içinde sen de varsın. Ona gerçekleri anlattın diye senden vazgeçmez. O seni çok seviyor. Günaydın bebeler. Herkes yerine geçsin bir. Zehra hocanız hasta. Ana ders boş geçecek lan. Neyi varmış? Ne bileyim ben neyi varmış. Hasta işte. Doktor muyum ben? Üşütmüş birazcık. Hadi geçin yerinize. Geç. Allah Allah. Sen kız bak hele bir. Senin adın Güler değil miydi? Benim hocam. Müstah Demden Hoca, buyur buradan yak. Gülmeyin. Al kitabın gel bir. Sen gel bir, gel şu masaya bakayım. Seni sınıf başkanı yaptım. Otur. Arkadaşlarına bir şey oku. Eğer çıt çıkaran olursa adının numarasını yaz, disipline vereceğim. Tamam mı? Tamam. Güzel. Hadi başla kızım. Oku. Çok sesli bir ölüm. Yazan Rasim Özdöner'e. Sözün ve yolun bahçeşmesi ruhumun, canım içre sevinç verir sözlerin. Baktığın dağların düşüncesi bile ağlatır beni. Hür olurum buyruklarını bir bir donansam sultanım. Aşkın bin gözü devasa bir baş imiş. Vur her bin uykulardan sohbetin. Dinlen ey zarif biladet bir, çok sözünü açtın. Bir kırık akıla ne cürettir yaptığın. Şimdi Nuri abilerin yanında olmak vardı. Ne kaynatıyorlardır seni var ya. Ya Cahit, herkes senin için bu kadar heyecanlı, bu kadar mutluyken nasıl böyle sessiz sakin kalmayı başarıyorsun? Ben anlamıyorum. Sessiz sakin kaldığımı kim söyledi? Çok sesli bir ölüm yazarım. Şuranın sesini sen duymuyorsan tutayım yarın elinden çıkayım dağlara. Sözün ve yolun baş çeşmesi ruhumun. Canım içre sevinç verir sözlerim. Baktığın dağların düşüncesi bile ağlatır beni.
Hür olurum. Buyruklarını bir bir donansam sultanım. Aşkın bin gözlüğü devasa bir bağış imiş. Vur her birini uykulardan sohbetin. Dinlen ey zarif. Bila tedbir çok sözün açtım. Bu kırık akılla ne cürettir yaptın? Biliyordum. Biliyordum ve seni duyuyordum Aristo. Niye buradayım sanıyorsun? Senin dilsiz dudaksız konuşup elsiz ayaksız sevişenler diyarına kanat vuruşun binicedir. Kulakları sağır edercesine yankılanıyordu göğümde. Mübarek olsun kardeşim. Tekrar tebrik ederim. Aşkın bin gözlü devasa başına minnetle ve hürmetle alnından öpüyorum. Maşallah, maşallah. Gördüğüm odur ki gençler, birbirinize bu gığlı gıssız muhabbetinizle siz kardeşliğin yürüyen destanları olacaksınız yarınlara. Barakallah. Sizi de ayrıca tebrik ederim Niyazi Bey. Sadece iki cihana bedel iki evlat değil, onlarla birlikte iki cihanı dolduracak kadar çok evlada sahip olmuşsunuz. Elhamdülillah. Buyurun. Buyurun. Niyazi Mısır Hazretleri'nin dost redifli nutku şerifini hatırladım gençlerimizin bu halini görünce. O zat-ı şerif hürmetine bütün memleket cahit, rasim ve onlarla beraber birbirine kenetlenmiş parmaklar gibi tutunan yedi güzel adamın haliyle hallensin diye niyaz ettim. Siz de bu duamı aminlerle iştirak edin Niyazi Bey. Amin. İnşallah. Ama memleketin hali pek hoş değil Kasım Bey. Tefrika ve fitne çok büyük yaralar açıyor. Ve korkarım ki daha da açmaya devam edecek. Allah bu milleti belki de Hazreti Eyüp'ün sabrıyla imtihan ediyor. Belki o yüzden memleketin her azasında sayısız yaralar açılıyor. Yari olanın yarası da olur. Yeter ki yarinin adını dilden düşürmeye. Çünkü yarın adı o yaranın şifasıdır. Hı? Bu millet yarını dilden düşürmedikçe o yaralara bakıp ümitsizliğe kapılmamak gerekir. İşte bu çocuklar, bu gençler bu milletin zebanıdır, dilidir. Kelamı kaleme düşürüp yıllardır Hazreti Niyazi gibi dost, dost diye çağırırlar. Amin de ve emin ol ki bu gençlerin bugünkü sessiz çığlıkları yarın kulakları sağır edecek kadar gür yangılanacak. Onların şehciyetten sevgili yanlışları bugün açılan yaraların yarınki şifası olacak inşallah. Hep görünen dost yüzü, andan ayırmam gözü, gitmez dilimden sözü, çağırırım dost, dost. Derya olunca nefes, parelenince kafes, ta kesilince bu ses, çağırırım dost, dost. Ne yerdeyim ne gökte, ne ölüyüm ne zinde, her yerde, her zamanda çağırırım dost, dost. Geldim o dost ilinden, koka koka gülünden, Niyazi'nin dilinden, çağırırım dost. Dost. Beyler. Bir misafirimiz var. Cevat. Karalese'deki direnişin ak yüzü. Seni burada görmek büyük sürpriz bayım. Hoş geldin. Hoş bulduk. Buyur bayım. Geç şöyle. Şimdi tavşan kanı sıcak bir çayla sohbete başlarız ha.
Hocam burası dergi mi yoksa böyle örgüt karargahı falan gibi bir yer mi? Sana defalarca söyledik. Devrim silahla değil, kelimelerle yapılır diye. Bize inanmadın. Söz özün silahıdır Cevat. Ve evet, burası bir karargah. Kelimelerden oluşan mühimmatla bir aşk devrimi için örgütleniyoruz. Liderimiz de az evvel sana hoş geldin diyen adam. Lider olmak için biraz ufak tefek birini seçmemiş misiniz? Little Big Man diye bir film var. Küçük dev adam. Dustin Hoffman oynuyor. Onu bir seyret. Oradaki küçük dev adamdan daha büyük bir küçük dev adamdır bizim Nuri abi. Bunu da bir yere not et. Unutma. Bu yeni mi? Hı hı. Nasıl başa çıkacağım bu bebelerle ya? Emine! Kız, ne zaman geldin sen? Şimdi. Ana! Meryem bacım da gelmiş. Haydi Emine, kulakta bir şey mi oldu? Sen değil miydin lan? Beni hoca ettiler notucum diyen. Ha? Al sana hoca getirdim. Sok sınıfa. Çocuklara hayat dersi versin. He. Ama olmaz Emine abla. Ben muallim değilim. Bal gibi de olur anam. Bir konuşma yaptım, Maraş ayaklandı. İki kelam da bu bebelere et ki kendileri dışında bir hayat olduğunu anlasınlar. Hem bakarsın belli olmaz. Kavgayı dövüşü bırakırlar, adam olurlar ha. He, çok da iyi olur. Ne güzel düşündün be Emine. He, dur. He, şimdi siz öğretmenler odasında dinlenin azıcık. Ben iki sınıfı birleştireyim de bir taşla iki kuş vurak, ha? He, haydi. Haydi, geç. Geç, geç. Haydi. Haydi. Ya nerede bu Adnan Bey ya? Yer yarıldı, içine düştü sanki adam ya. Kütüphane de açmıyor. Bu Cevat da anlayıp ayrıldı mı acaba? Ya bu Adnan Bey de en gerekli olduğu anda yok. Bırak şu Kürşat efsanesi ayaklarını. Karaoğlan'ın çalığı kadar bile değerin yok oğlum senin bu adamların gözünde. İşleri bitince paspas gibi ezecekler seni. Anladın? O yüzden akıllı ol. Akıllı ol, dediğimizi yap. İmzala o itirafnameyi. İmzala ki yarın seni ezecekleri bugünden sen ezsin. Yoksa buradan sağ çıkamazsın. Çıksan bile yürüyecek dermanın kalmaz. Söyleyeyim. Adi şerefsiz. Ulan devrim mevrim ayağını yeğenimin aklında siz çeldiniz. Ona işkenceler de siz yaptınız değil mi lan? Söyleyin la bana. Hangi memleketin uşağısınız oğlum siz? He? Nerenin köpeklerisiniz lan siz? Anlarsın.
Yakında anlarsın, merak etme. Tabii o zamana kadar yaşarsın. Kadir'in adı var şerefsizin. Sen ne yaptın? Adam meydan bir haber var mı? Yok. Bırak sen şimdi adnan diye. İşi bitince gelir nasıl olsa. Biz kendi işimize bakalım. Devam et. Bizim elemanlar Alevi Mahallesi'ne yerleştiler. Kahvesini bombaladığımız Akba var ya, Mahsun dediğin adamın. Komşu oldular onlara. Şimdilik manzaraya çakan yok. İyi. Öbür cenahta ne var ne yok? Çalık ortadan kaybolunca ne yapacaklarını şaşırdılar. Senin şu selim adam olsa, solcuları bunların üstüne salmamızın tam zamanı aslında. Onu da alacağız Çalık gibi. Başka çare yok. Ya da o kılsız kafasına sıkacağız. Yok. Süleyman Avcı'dan önce olmaz. Adnan Bey'in bu konuda kesin talimatı var. Önce o doktorcuyu indireceğiz. Dinamitin fitili o. Rasyonalizme göre zorunlu, kesin ve genel geçer bilgilere ancak akıl yoluyla ulaşılır. Doğru bilginin kaynağı akıldır. Şşş! Sessiz! Gel. Ya Ede, bana ne oluyor be? Vallahi anlamadım Ede ya. Müdür gibi kafayı oynattı herhalde bu da. Baksana paspası bıraktı, hocalığa soyuldu. Geç. Şşş! Haydi. Yavaş. Haydi. Çabuk. Duyu organlarının verileri geçici ve doğruluğu kanıtlanamayan bilgiler olduğu için güvenilmezdir. Felsefe, insanı ve evreni kavrarken aklı kullanarak doğru bilgiye ulaşır. Rasyonalizmin temsilcileri Sokrates, Platon, Aristoteles, Farabi ve... Hasan Ali, hayırdır ne oluyor ya? Şişt, hocam sessiz. Müdür sınıfları bana emanet ettiydi ya. Ben de Emine'ye sorduydum ne olacağı bu sıfalarla diye. O da Meryem Bacı'yı alıp gelmiş. Başından geçenleri anlatıp ders işlensin diye. Ben de iki sınıfı birleştirdim. Aa, iyi. Ben de benim sınıfı getireyim. Müthiş bir konferans olur. İyi de hocam, Fuat Müdür duyarsa seni de yer, beni de yer vallahi. Yok, hiçbir şey olmaz. Merak etme, ben konuşurum. Tamam o zaman. Tamam. Haydi. Çocuklar, şimdi defteri kalemi bırakın. Hepimiz karşı sınıfa geçiyoruz ama sakın ses çıkarmayın, tamam mı? Ses etmeden. Hadi, çabuk. Durumlar değişene kadar Cevat artık burada kalacak arkadaşlar. Celal Usta ne olacak peki? Sürekli buraya gelip gidiyor. Celal Usta birkaç gün yok. İstanbul'a matbaa parçası almaya gitmiş. O gelene kadar sana daha kalıcı bir çocuğum bulacağız. Ya ben bölüyorum, kusuruma bakmayın ama hani bu noktada keşke benim de bir fikrim alınsa. Hani ne karar verdiğimi bilmiyoruz ya. Gerici babadan kaçarken çünkü devrimci mi, faşist mi, dinci mi belli olmayan bir takım hoca gürunun içinde kalmış durumdayım. Bir kendi kararımı verebilir miyim? Delikanlı haklı baylar. Bizim onun adına karar vermemiz doğru olmaz. Hem
Biz ona daha sormadık. Burada bizimle kalmak istiyor mu? İstemiyor mu? Hoş. Kararı kendin vereceksin tabii ki ama durum da ortada. Evet. Dışarısı çok soğuk. Dışarısı bize hep soğuk. Hiçbir zaman sıcak olmadı. Dışarısı hepimize soğuk. Ama biz burada birbirimize sığınarak, birbirimize yaslanarak bunu bertaraf etmeye çalışıyoruz. Sen de bırak artık sen ben mevzuları. O diyor ki bana, sen kendi sesinde kül olursun. Ey Kerem gibi yana yana. Dert çok, hem dert yok. Yüreklerin kulakları sağır. Hava kurşun gibi ağır. Ben diyorum ki ona, kül olayım Kerem gibi yana yana. Ben yanmasam, sen yanmasan, biz yanmasak nasıl çıkar karanlıklar aydınlığa? Tamam, tamam. Kalıyorum. Tamam. Üstad Necip Fazıl Bey'in söylediği gibi, kendi öz talim ve terbiyesine, telkin ve telbiyesine, memur vasıtalara kadar nefsini koruyabilecek, tek başına onlara karşı durabilecek ve çetinler çetini bu işin destanlık savaşını kazanabilecek bir gençlik. Mehmet Akif merhumunun özlediği Asım'ın nesli. Buyurun. Sağ ol yavrum. Sağ ol kızım. Evet, o nesli işte buradaki gençler hazırlayacak. Mehmet Akif ve Necip Fazıl Beylerin attığı tohum bu topraklarda filizlenip bereketli başaklar verecek inşallah. İnşallah. O günleri görebilecek miyiz bakalım? Şimdilik garip ve yabancı sloganlardan başka bir ses gelmiyor genç kesimden. Kahve tuzlu mu? Bilakis, baldan tatlı. Ballar balını buldum, kovanım yağma olsun diye aykıracaklar da gelecek Niyazi Bey. Ümit var olunuz. Gam yok, korkmak yok, umutsuzluk yok. Biz çok acı çektik Filistin'de. Hala acı var. La. Filistin değil, dünya acı işinde. Nerede zulüm var, orada acı var. Ama Allah büyük. Biz kardeşiz, siz kardeş. Ben Filistin'den geldim. Kendi kardeşlerim oldu. Ama umut ölmedi. Çünkü biliyorum benim kardeşlerim var. Türkiye'de sizin gibi. Emine abla var, Hasan Ali abi var, Erdem abi var. Bana kardeş oldular, can oldular. Anam, babam, kardeşim orada öldü. Burada dirildi. Allah bana yeni anne baba verdi. Kardeş verdi. Can verdi. Allah büyük. Siz de kardeşsiniz. Sen. Kardeş. Ana baba ayrı ama can bir. Ruh bir. Sen ona kardeş. Senin canın onda. O sana kardeş,
Onun canı sende. Senin kardeşin olmazsa canın olmaz. Yaşarsın ama ölüsün. Diri ol, ölme. Kardeş ol, yaşa. Vay be, göreyim mi? Aynı Mahsun'da de böyle dedi. Diri ol, ölme. Kardeş ol, yaşa. 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 Diri ol, ölme. Şahan, ne oluyor be? Ne bu gürültü ya? Hasan Efendi! Hasan Efendi! Hasan Efendi! Bir yol ölme, kardeş ol, yaşa. Bir yol ölme, kardeş ol, yaşa. Bir yol ölme, ne oluyor be? Kardeş ol. Ne bu gürültü ya? Ha? Yandık ya, bir de müdür geldi. Korkma lan. Aa, bu bebeler tükürüğüyle boğar bunu. Hem bakarsan o da kardeş olur. Hepiniz toplanmışsınız, bütün sınıflar. Kim yaptı bunu? Ben. Müdür bey, Hasan Ali bey rica etti, dersler boş geçmesin diye Filistin'den gelmiş olan Meryem Hanım'ı davet ederek savaşın gerçek yüzünü öğrencilerimize anlatmasını rica ettim. Bence çok faydalı bir ders oldu. Keşke siz de dinleseydiniz. Evet çocuklar, bu ders ne öğrendik? Hep beraber söyleyelim mi müdür beye? Bir yol ölme, kardeş ol, yaşa. Bir yol ölme. İsyan bu, isyan diye de bağırdı mı Fuat Müdür? Lal oldu lal. Dili dişi kilitlendi herifin. Çocuklar çırmaya başlayınca ketlik bile yapamadı. Anne, sen her gün okulda öğretmen mi olacaksın? Her gün okula mı gideceksin? Ay yok oğlum, Emine abla yaptı her şey. Ben misafir. Aa, vallahi öyle değil mi? Müdür konuşmandan etkilenirse seni belki öğretmen olarak tayin etmek ister ha? Ay ne güzel olur. Öyle bir misafir öğretmen uygulaması falan var mı? Nerede? Mevcut öğretmenler işlerine gelmediği için allem kullem açığa alıyorlar kızım. En canlı örneği Erdem. Bu akıl kutusu istesin. Meryem'i öğretmen de yapar müdür de. Hey vallahi yaparım. İdareyi bağ versinler. Memleketi muma çeviririm. Aman aman. Memleket kalsın. Sen Fuat müdürü ele al. Hasan Ali'yi adam ettiğin gibi onu da adam etsen bize yeter. Anne, babam abire orada mı kalacak? Hiç geri gelmeyecek mi? He oğlum, bebek bakıcılığı yapıyor babam. Hani bizde Sevde Bebe var ya. Erdem Emin okulunda da Sevde Bebe'den beter bir bebe var. Sabah akşam ona bakayım. Hop hop hop. Nesi betermiş benim kızım? Hı? Bana bak, babasının annesi o. Onun da kelimelerini düzgün seçemiyor. Bak, yine ağlıyor. Ya işte, kız bile duydu seni. İtirazını böyle belli ediyor işte. Aman tövbe tövbe. Hepimizi muma çevirdi bu çikin. Bizim evde Sevde Bebe'yi kıskananlar varmış da haberimiz yok bey. Bir de müdüre laf ediyor. Asıl çocuk buradaymış. Yemekler yine şahane olmuş. Ellerinize sağlık. Afiyet olsun. Hasan Efendi! Hasan Efendi! Gel.
Emret müdürüm. Gel Hasan efendi, otur şöyle. Peki müdürüm. Hasan efendi, bugün olan biten her şeyin senin başının altından çıktığını düşünüyorum ben. Müdürüm. Şşş. Ben her şeyi görüyorum. Bugün orada konuşan bir kadın varmış. O kadın, yabancı kadın kimdi? Meryem bacım. Evet. Filistinli Arap mıydı o? Evet müdürüm, Arap. Garibin biri, yazık. Peki ne işi var? Casus falan olmasın? Yok müdürüm, olur mu öyle şey? Meryem bacı kaçıp da gelmiş. Memleketin işgal edenler var ya, İsrail yok mu hani? Kimi var kimi yoksa Meryem bacının alayını öldürmüşler. O da bebesini alıp kaçmak zorunda kalmış. Peki ya kocası? Dedim ya müdürüm, herkesi öldürmüşler. Kocası da şehit olmuş. Kadın var ya, Meryem bacı, mimarmış aslında, bileyim mi? Öyle senin benim gibi cahil değil yani, okumuş yazmış kadın. Ya münasebetsizliği bırak, senle ben bir miyiz? Yok müdürüm, lafın gelişi, haşa, şu maaşa. Demek mimar o kadın. Meryem miydi? He. Peki, tamam. Bak, bugün yaptığım mevzuata aykırıydı. En azından bana söyleyip izin alsaydın. Ya biz eşek başı mıyız? Tövbe müdürüm. Affedersin. Bir daha olmaz. Olursa önce bana söyle. O zaman hallederiz. Yoksa kapının dışına koyarım seni. Yani Meryem bacı gene gelebilir mi? Onu mu diyeyim müdürüm? Öyle zırt pırt olmaz. Bana haber vereceksin, izin alacaksın, yoksa koyarım kapıya. Tamam müdürüm, Allah razı olsun. Kadına da iyi olur tabii. Bir işe yaradığını düşünüp iyi hisseder. Çok sevap işliğin eğer öyle bir şey yaparsan müdürüm. Ya sevabı falan bırak şimdi. Sen git bana bir ıhlamur kaynat. Uykum kaçtı. Hemen müdürüm, sen yeter ki emret. Meryem, adı da pek güzelmiş. Bakıyorum ben. Hoş geldiniz kızlar. Hoş bulduk. Zehra abiyi görmeye geldik. Hastalandığını duyduk da. Tabii tabii, gelin içeri. Zehra, bak kimler geldi. Sizi gördüğünde çok sevinecek. Aa, hoş geldiniz çocuklar. Ne güzel sürpriz bu. Hoş bulduk hocam. Hastalandığınızı duyduk da. Ziyarete gidelim dedik. Çok teşekkür ederim. Geçmiş olsun hocam. Abla çayımız var değil mi? Tabii tabii, yeni demledim hem de. Hadi geçin içeri. Sağ olasın. Dede ne olacak? Vallahi ben ufak ufak işkilenmeye başlayayım ha. Ne bu Cevat ortada var, ne de bu Çalık abi falan. Aklıma kötü kötü şeyler geliyor. Yoksa bunlar bir yerde karşılaşıp... Yok. Çalık abi Cevat'a bir şey yapsaydı çoktan yapardı. Vallahi onu bilmem de, yani şimdi sağ solu neyse. Ama konu Merve olunca, yani sonuçta kızın dayısı. Yani sen olsan kolay azmedebilir miydin? Vallahi doğru değil ama
Ha? Cevat'la siz sadece sağ sol yüzden mi kavga ettiniz lan? Ha? Olayın çıkış noktası Güler değil miydi? Oo başkalar. Naber şef? Ne işin var senin burada? Ben sana buralarda görünme demedim mi? Operasyonu tehlikeye atıyorsun. Rapor edeceğim seni. Kime? Gene bana edeceğim. Adnan Bey dönene kadar operasyon planı bende. Haberin yok mu? Ne var, ne istiyorsun? Ne söyleyeceksen çabuk söyle. Hakkı'nın kahveye gidip millet işleyeceğim daha. Eleman Çimen'e söyle. Kadınları boş bırakmasın. Tarhana'ydı, Erişçe'ydi. Her fırsatta onların yanında olsun. Kadınların merhametinden öfke ateşi uyandırmamız lazım. Sen Çimen'i merak etme. Çimen işini bilir. Şimdi mahallenin kadınlarıyla birlikte zaten. Güzel. Ana, ne kadar da merhametsizmiş anam. İnsan diri diri yakılır mıymış? Yakıyorlar işte abla. Gözümüzün önünde yaktılar o Alevi canları. Hak Muhammed Ali diyenlerin düşmanları bunlar. Hak Muhammed Ali'ye kurban olsunlar. Biz Malatya'dan zor kurtardık canımızı. Vaziyet burada da kötü. Siz bir şey yapmazsanız. Ne diyecek biz Çimen bacı? Elimize silah mı alıcı? Komşularımıza silah mı sıkıcı? Siz değil abla, siz değil. Kadının gücü neye yeter ki? Erkekler. Ne yapacaksa onlar yapacak. Bermerif kafasını koparsan öyle bir şey yapmaz anam. Masum dede zinhar yasakladıydı karşılık vermeyi. Ne büyük evliyaydı kurban olduğum. Benim herif yapmaz öyle bir şey. Öldür gene yapmaz. Kusura kalmayın bacılar ama siz böyle davranırsanız onlar da bizi öldürmeye, yakıp yıkmaya yüz bulur tabii. Kabahat azıcık da bizde. Öyle değiş çığırmayla, samah dönmeyle olmuyor işler. Yeri geldi mi Zülfikar'ı çekmeyi bileceğim. Doğru söylüyor vallahi. Yeter gayrı anam. Ne zamana kadar susup oturucuk? Yetti artık canımıza. Vakti şerif hayrola canlar. Hadi bana müsaade, kömür çıkacak. Anneme yardım edeyim. Bir şey duyarsan bize de haber et, olur mu? Söyle. Selamünaleyküm Hakkıcan. Müsaade var mı? Aleykümselam abi. Buyur. Bu ne iştir kardeş? Çarşıda bizim Çimen Hanım'a bir ton laf söyleyip durmuşlar. Kim söylemiş abi? Ülkücüler miymiş, neymiş? Keseceğiz, yakacağız demişler. Oha! Hadi bir yapsınlar da görelim bakalım ondan sonra ne oluyor. Ya abi bir yanlış falan olmasın? Ya ne yanlışlık olacak kardeş? Söylemişler işte. Hem biz bu yüzden gelmedik mi? Malatya'dan bu yüzden kaçmadık mı biz? Yoksa öldüreceklerdi bizi. Ya abi şimdi herkes böyle konuşuyor da yani meselenin bir aslı astarı var mıdır? Bakmak lazım. Ya Akıcan biz herkes miyiz? Alevi canlılar ne zamandır herkes olmuş? Ya abi sen beni yanlış anlayın ha. Yani şimdi ben diyeyim ki bunu Çimen ablaya kim söylemiş? Anladın mı yani? Hem Çimen ablanın Alev olduğu nereden biliyor yani? Alnına mı yazayım? Değil mi? Bak bu çıkan arkadaş var ya. O ülkücüdür. Bizim de arkadaşımızdır yani hiçbir problemimiz yoktur. Değil mi Zafer? Yani senin anlayacağın bizi birbirimize kırdırmaya çalışıyorlar abi. Ya neyse ben bilmem gayrı. Sen bir çay ver de ağzımız tatlansın. Erisin doğrusunu sonra konuşuruz. Müzik
Kek de yapmıştım. Kaynananı sevecek sizi. Şimdi daha iyisiniz galiba hocam. Ben iyiyim. Çok iyiyim. Sen iyi misin? Galiba. Cevat nasıl? Yani babanla. Hala aynı. Abim ortada yok. En son Merve görmüş. Bahçede konuşmuşlar. Babam İstanbul'a gitti iş için. Artık geldiğinde ne olur bilmiyorum. Yoluna girer her şey. Üzülmeyin. Bugün sizi çok aradık hocam. Sessiz, okul bomboş gibi geliyor. Aa, Cahit Hoca da yoktu hocam bugün. O da mı hasta acaba? Hocanız şehir dışına çıkmış. Bana gitmiş. Yoksa tayini mi çıktı? Cahit hocanız evleniyor çocuklar. Ne? Ne? Kevçi kevçi rulekin, kevçi kevçi rulekin, binim deste zeva kın, binim sarı bu kekin, kevçi kevçi rulekin, kevçi. Şarkı buyu heft renge, şarkı bu ki heft renge, daire bedelen ge, daire bedelen ge, davet oyte berderi. Toyte berderi, dava toyte berderi, beyna zeva pırten ge, beyna bu ke pırten ge. Eminim şu an sizin için çok hususi bir mana ifade ediyordur üstad. Yıllardır bir gençlik hayali içindesiniz. Ve inşallah bugün fakirhanemizi ziyaret eden bu yedi güzel adam o gençliğin üvesi olacak. İnşallah. Az çilesini çekmediniz o gençliğin. O gençlik uğruna büyük fedakarlıklarda bulundunuz. Bir zamanlar İş Bankası'nda müfettiştim. Oturuyordum odamda. Büyük bir konfor içindeydim. Öyle sırmalı elbiseli hademeler. Bir ayağa kalkışım var orada. Nedir bu? Bu mu gayem?
böyle muayyen umum müdürün karşısında bir çıkışım var. Muammer Eriş o zaman. Bana imkan verin, yardım edin, istifa edeyim. Ve oradan işte bildiğiniz hayata atıldık. Kısa bir zaman sonra Büyük Doğu çıktı. Gerisi malum. Hapisler, şunlar, bunlar, filanlar, falanlar. Şimdi hala o tehlike içindeyiz. Üstad, bu düşünceye nasıl ulaştınız peki? Burada farkında olmadığımız şeyler oluyor hayatımızda. İçimizde bir şey pişiyor. Biz farkında olmuyoruz. Pişiyor, pişiyor. Birden küçük bir detay gibi görünen bir vesileyle patlayıveriyor. İş Bankası'ndan istifam sıralarında ben paranın değeri ölçüsünde 500 liranın üstünde gelir sahibiydim. 1000'e yakın. Korkmadan 3 sıfır daha koyabilirsiniz. Demek ki istifa ettiğimde o devrin iştirasına ve yaşama şeriatine göre ayda 1 milyon lirayı tepen bir hararet bastı beni. Peki üstadım, sonrasında sizi arayıp soran olmadı mı? Olmaz mı? Nitekim çıkar çıkmaz Hasan Ali Yücel Bey, marif vekili o zaman, bana bir takım titriler verdiler. Bir gün akademideki odamda Burhan geldi yanıma, müdür. Bak dedi, vekaletten ne geldi senin için? Ya mektepteki dersi ya mecmua. Birinden birini tercih etmesi lazım geldiği ihtar olunur. Vekilin imzasıyla. Verin bir kağıt kalem dedim. 54 kişilik bir sınıftansa bütün bir memleket gençliğine hitap etmeyi tercih ettiğimi bilmukabele ihtar ederim dedim ve gittim. Bir daha uğramadım. İşte kahramanlık bu. İşin sonu ne olacak hesabına düşmeden anın gerektirdiği tavrı sergilemek. Biz kahraman falan değiliz. Ama mücerret kahramanlığı konuşabiliriz. Kahramanlık ahlakında sonları hesap etmek diye bir şey yoktur. Bu şarkın Bizans ve Fars tesiri bize. Viran olası hanede evladı iyal var tesellisini verir bize. Bu tamamen İslam'a zıttır. Hanenin viran olmasına razı olmadan ümrana imkan yoktur. Ama tedbirde de büsbütün boşta bulunacak değildir. Son nereye varır? En sonu Allah'ın takdirine varır. Bu sözler sana Cahit. Malum artık senin de bir hayalin var. Hamdolsun bizim çocuklarımız o pek mükemmel söz ettiğiniz kahramanlık ahlakıyla mücehhezdirler üstadım. Buna şeksiz, gümansız imanımız tam. Akıbet size çilenizin boşa çekilmediğini de görmek nasip edecek Allah. Müşteri olunuz. Müşteriyim efendim. Hamdolsun müşteriyim. Bizimkiler Van'a gitti kına gecesine. Gelin alır gelirler artık. He. O bizim Meryem'de ne kısmetliymiş anam. Sen kalk Filistinlerden gel, Van'a düğüne git. Biz şuradan şuraya adım atamıyık. Öyle deme kızım. Allah'ından körlüğe girer. O kadının gördüğü zulmü kim gördü? Bırak. Yalandan da olsa 2 gün görsün kız. Yok anam, ben ona bir şey demiyorum. Gitsin eğlensin. De bayağı kısmetliymiş maşallah. Bunun dilinin altında bir şeyler var Şerife Hanım. Bir şeyleri ima ediyor gibi geldi bana. Öyle mi kız? Doğru mu söylüyor Keş Bey? Dilinin altında bir şey mi var senin? Yok benim dilimin altında bir şey yok. Da Hasan Ali bir şeyler dediydi. Ne dediydi? Müdür olacak herif var ya. Deli Fuat. Hı. Galiba bizim Meryem'e tutulmuş. Vallahi mı? Vallahi mı değil mi bilemem. Bizimkini sorguya çekmiş.
Önce Meryem'i sınıfa soktuk diye kızacak zannetmiş Hasan Ali. Ama seninki pek bir belte çıkmış. Yok, daha önceden diyeydin. Bir dahaki gelişte mutlaka önce Bağ'a haber ver diyesiymiş. Okula bir daha gelsin istiyor yani. Vallahi öyle. Meryem'den bahsederken adamın gözünün içi lüküs lambası gibi pırıl pırıl ediyormuş. Meryem'i görünce kapının önünde çakılması boşuna değilmiş kel delinin. Bu uyumayacak anam. Ben bunu içeri götürüp ayağımda sallayayım. İki de türkü çağırırım. Belki uyur. Sen kızıma şiir oku, şiir. Babası onu öyle alıştırdı. He. Gerçi tahmin etmiştim ama hayal ettiğimden daha güzelmişsin Berat'cığım. Çok hayırlı olacak bu düğün. İnşallah. Siz Filistinliydiniz değil mi? Yani Arapsınız. Evet, elhamdülillah. Bu arada siz akraba alıyorsunuz. Berat'cığım da aslen Arap, biliyor musun? Peygamber soyundan geliyor. Seyyide. Öyle mi? Seyyide. Maşallah. Efendim, Seyyid Abdülhakim Arvasi Hazretleri, refikam Neslihan Hanımefendi'yi ilk takdime götürüşümde daha kendisini görmeden halinden haber vermiş, beni pek şaşırtmışlardı. Onu anlatmıştım Cahitçiğime artık evlenme vaktinin geldiğini söylerken. Ve bir takım tavsiyelerde bulunmuştum. Gerçi bir ara ümidimi kaybeder gibi oldum. Bu çocukta artist bir damar var. Konferans bile versem, istemezse beni dinlemez, kendi bildiğini okur. Ama biraz da Rasim'in dürtmesiyle hamdolsun sözümüzü yere düşürmedi. Ben de nikahına koşa koşa geldim. Artık bundan sonra halinde, hayatında ve sanatında yepyeni beyaz bir sayfa açılacak ümidindeyim. Ve öyle olacak inşallah. Yedi adam, biri bir gün bir kan gördü. Gereğini belledi. Yâri alsa koynuna, ayırmaz kanı yanından. Haberlerim var kardeşlerim. Bir güzel ince gelin kabartır göğsünü toz duman içinde. Gelinliği durur çıkartıp bıraktığı yerde. İçerlerden bir taşlı tarladan kaynayan nehrin gözünde. Unutmuş gelin alınlığını. Seyirtir o ince gelin, grevliler, şifalar götürmek için.